Aralık 2014'te bir otelde otel personeli tüyler ürperten bir keşif yaptı. Bu gizemli bir kadın cesediydi. Bu kadının kimliği belirsizdi. Ancak kısa süre sonra ortaya çıkacak ve hikayesinin karanlık dönüşleri herkesi dehşete düşürecekti. Bugünkü videomuzda ilk olarak Dena Laskovski'nin trajik cinayetini, yürütülen soruşturmayı ve tutuklanan sürpriz failini konuşacağız. İkinci vakamızda ise otelde o gece neler yaşandığına, failin şeytanın bile aklına gelemeyecek oyununa ve yakayı nasıl ele verdiğine tanık olacağız. Hazırsanız, yarım kalan hayaller ve hayatlarla dolu, puslu vakalar başlıyor. Dena Laskovski, 23 Şubat 1965 tarihinde Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Mutlu bir çocukluk geçiren Dena, erken yaşta sanatsal yetenekler geliştirmeye başladı. Hatta bu yetenekleri sanatçı babası tarafından da destekleniyordu. Baba ve kızın bu karşılıklı sanat sevgisi, aralarında güçlü bir bağ oluşturdu. Dena babasının yaptıklarıyla her zaman ilgilenirdi. Dena olgunlaşmaya başladıkça başkalarına bakma eğilimi daha da arttı ve fırsat buldukça bebek bakıcılığı yapmaya başladı. Çocuklarla ilgilenmeyi çok severdi. En büyük hayali ise bir kreş sahibi olmaktı ve kendisi de çocuk sahibi olmayı dört gözle bekliyordu. 1989'da 24 yaşındayken Sam adında bir adamla tanıştı. Genç çift çok geçmeden evlilik kararı aldı. İlişkilerinin ilk yıllarında ikili bazı problemlerle karşılaştı. Öyle ki Dena hamile kalmakta zorlanıyordu ve 4 yıl boyunca tedaviler aldı. Anne olamayacağı için endişe etmeye başladı, ancak sonunda dileği gerçekleşecek ve 3 üzerine hamile olduğunu öğrenecekti. Annelik Dena için yorucu olsa da yine de bu hayatını çok sevdi, ancak 2000 yılında kocasıyla olan ilişkisi çatırdamaya başladı. Evliliklerinin 11. yılında Dena ve Sam ayrılmaya karar verdiler. Dena 3 çocuğuyla başka bir şehre taşındı. 3 çocuklu yalnız bir hayat, Dena'nın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük zorluk oldu. Ancak üstesinden gelmeyi başaracak, dadı olarak iş bulup çok çalışacaktı. 31 Ağustos 2001 tarihinde ise, bir çift piyaluk polis departmanını aradı ve dadıları Dena Laskovski'nin işe gelmediğini söyledi. Saatlerdir telefona da cevap vermiyordu. Öyle ki bu onun için alışılmadık bir durumdu ve bir refah kontrolü istediler. Dena'nın evine gelen polisler kapıyı çaldılar ancak cevap alamadılar. Daha sonra arka girişin aralık bırakıldığını fark ettiler. Oturma odasına vardıklarında Dena'yı kanepede yüzüstü yatarken gördüler. Aslında ilk bakışta uyuyormuş gibi görünüyordu. Ancak daha yakından bakıldığında durumun öyle olmadığı ortaya çıktı. Ağzının içinde ve çevresinde küçük kan birikintisi vardı ve polislerin raporuna göre nefes almıyordu. Ne yazık ki çoktan hayatını kaybetmişti. Olay yeri inceleme ekibi, delil bulmak için evi detaylı incelemelerine başladı. Sanki hırsız bir şey arıyormuş gibi ortalığı karıştırmıştı. Dena'nın yaralarının boyutlarına bakarak, dedektifler bu korkunç suçu işleyen saldırganın oldukça güçlü olması gerektiğine karar verdiler. Dena'nın evinin dağınık olması, hırsızlık ihtimalini arttıran faktörlerden birisiydi. Ancak ölümün şiddetine bakılırsa cinayet kişisel sebeplerden görünüyordu. Ne yazık ki dedektifler, olay yerinde işlerine yarayacak çok az kanıt buldular, tüm çalışmalara rağmen parmak izi bulunamadı. Soruşturmalarını genişletmek için Dena'yı tanıyanlarla konuştular ve kimin böyle iğrenç bir suç işlemiş olabileceğini sordular. Yapılan ilk görüşmelerde dedektifler dikkatlerini çeken bir eksiklik fark etti. Dena'nın eski kocası Sam ve çocukları ortalıkta yoktu. Sam ile iletişim kurmaya çalışıldı, ancak ona hiçbir şekilde ulaşılamadı. Bu durum ise doğal olarak şüphelerini artırdı. Cinayetten birkaç gün sonra Sam, dedektiflerle iletişime geçti ve olanlardan dolayı çok şaşkın olduğunu, cinayetten ancak haberi olabildiğini söyledi. Sam ve çocuklar, günler önce bir kamp gezisine çıkmışlardı ve orada telefonlarına erişimleri yoktu, bu yüzden ulaşılamaz olduğunu söyledi. Sam eve döndüğünde Dena'nın cinayetiyle ilgili mesajlarla karşılaştı, hatta bunların arasında nefret dolu olanlar da vardı, daha sonra polislere ulaştı. Ancak Sam'in bu hikayesi, dedektifler için yeterince ikna edici değildi, onu sorgulamak için karakola davet ettiler.
Görüşme sırasında Sam'e, Dana ile olan ilişkisi hakkında sorular soruldu, Sam ise ilişkileri hakkında bilgiler paylaştı. 11 yıllık mutlu evliliklerini, bir tartışmadan sonra bitirmeye karar verdiklerini söyledi, ayrıldıklarında uzak bir yere taşınmayı seçen Dana oldu. Geçmişte yaşanan sorunlara rağmen, ellerinden geldiğince ortak ebeveynlik yapmaya çalıştıklarını belirtti, aralarında hiçbir problem yoktu. Dedektifler Sam'den parmak izi ve DNA örneği vermesini istedi, Sam ise işbirliği yapmadı ve kendisinin şüpheli olarak görülmesinden hoşlanmadığını söyledi. Cinayet gecesi nerede olduğu sorulduğunda ise, üçüzleriyle kamp gezisine hazırlandıklarını söyledi, hatta o gece için bir benzin istasyonu fişi sundu. Ancak Dana'nın öldürüldüğü tahmin edilen saatler için, Sam'in sağlam bir mazereti yoktu ve cinayetten sonra kampa gitmiş olabileceği teorileştirildi. Ancak herhangi bir somut kanıt olmadan, bunların hepsi sadece varsayımdan ibaret olacaktı ve soruşturmalarına devam ettiler. Dana'nın diğer aile üyeleri de dedektiflere önemli bir ipucu sağlayamadı. Davayı yeni bir yöne götürecek önemli bilgi, Dana'nın dadı olarak çalıştığı çiftten geldi. Polislere ulaşan çift, Dana'nın Patrick adında bir adam tarafından taciz edildiğini, geçmişte kendilerine bu durumdan bahsettiğini açıkladı. Dana'nın evine kablo döşeyen Patrick, zamanla takıntılı hale geldi ve ölümünden önceki bir ay boyunca onu takip etti. Verandasına çiçekler ve garip şiirler bıraktı, hatta bir mektupta Dana'yı izlediğini yazdı ve evine erişimi olan birinin bilebileceği şeylerden bahsetti. Bu yaşananlarla dehşete düşen Dana, ne yapacağını bilemiyordu ve eğer ona bir şey olursa sorumlunun Patrick olacağını söyledi. Bu ipucunu araştıran dedektifler, Dana'nın telefon kayıtlarını kontrol etti ve Patrick tarafından defalarca arandığını doğruladılar. Ayrıca Patrick'in işe giderken kullandığı, beyaz bir minibüsü olduğunu öğrendiler, Dana'nın komşuları da cinayetten önce benzer bir araç görmüştü. Bu rahatsız edici ayrıntılar, dedektiflerin arama emri çıkarmaları için yeterliydi ve evine polis ekipleri gönderildi. Dedektiflere cinayet gecesi çalıştığını, daha sonra bazı arkadaşlarıyla takıldığını söyledi, dedektifler onun mazeretini kontrol etti. Sonuçlar şaşırtıcıydı, Patrick olup biten hiçbir şeye karışmamıştı ve beyaz minibüsü de bölgede görülen minibüs değildi. Ortaya çıkan bir başka şüpheli, Michael adında bir adam oldu, Dana'nın onunla ilişkisi olduğu biliniyordu. Michael Vancouver film endüstrisinde çalışıyordu ve Dana ile Kanada'da bir arkadaşını ziyaret ederken tanışmıştı. Aralarındaki mesafeye rağmen çıkmaya başladılar. Birçok uzak mesafe ilişkisinde olduğu gibi, Dana ve Michael arasında da sorunlar vardı. Hatta Dana bir noktada ilişkiyi kesmişti ama cinayet işlendiğinde işleri tekrar yoluna koymaya çalışıyorlardı. Dana'nın öldürüldüğünü duyan Michael, görüşmede son derece duygusal davrandı ve cinayette herhangi bir ilgisini reddetti. Dana'nın hayatının aşkı olduğunu söyledi ve eğer durdurulmasaydı cinayet anında Dana'nın yanında olacağını belirtti. O gece Dana ile telefonda konuşmuş, bir şeylerin ters gittiğini hissetmişti ve onu görmek için arabayla bir yolculuk yapmaya karar verdi. Michael arabasına atlayıp sınıra kadar gitti ama yasal sorunlar nedeniyle sınırdan geçmesine izin verilmedi. Dedektifler bunu araştırdı ve kayıtlar gerçekten de o gece Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmeye çalıştığını, ancak içeri girmesine izin verilmediğini gösteriyordu. Üçüncü şüphelisini de eleyen dedektifler, artık bir çıkmaza girdiklerini hissettiler, Dana'nın eski kocası, yeni erkek arkadaşı ve bir takıntılısı soruşturmada aklanmıştı. Soruşturma dedektiflerinden birisi, sürpriz bir öneri ortaya attı ve bariz şüphelilerden uzaklaşmaları gerektiğine karar verdi. Dana'nın külleriyle birlikte saklanan hatıra defterinin incelenmesini talep etti. Bu defter cenazesinden beri aynı yerindeydi ve sevenlerinin imzalayıp mesajlar bırakması gerekiyordu. Defterin sayfalarını incelerken, Dana'ya oldukça yakın olan biri dikkatlerini çekti, bu kişi yeğeni Amanda'ydı. Mesajında Amanda, daha iyi bir yeğen olamadığı ve Dana'yı hayal kırıklığına uğrattığı için üzgün olduğunu belirtiyordu. Amanda'ya ulaşıldı ve dedektifler onunla röportaj yaptı ve genç kızda yatan bir suçluluk duygusu olduğunu hissettiler. Dana'nın başına gelenler hakkında, Amanda hiçbir şey bilmediğini söyledi, dedektifler ise onun geçmişini daha detaylı araştırdılar. 17 yaşındaki Amanda, ipsiz sapsız bir arkadaş grubuyla takılıyordu. Bu grup uyuşturucu ve alkol kullanıyor, sık sık polisle başları belaya giriyordu. Hatta bu grup,
gece gündüz şehirdeki bir parkta takılmalarıyla biliniyordu, diğer insanlar tarafından genellikle park fareleri olarak biliniyordu. Dedektiflerden biri Amanda'ya, arkadaş çevresinde bu suçu işleyebileceğini düşündüğü, herhangi şüpheli birinin olup olmadığını sordu. Amanda ise Blaine adında bir adamdan şüphelendiğini söyledi, çünkü geçmişte Blaine'in romantik teklifini reddetmişti ve teyzesinin başına da benzer bir şey gelmiş olabileceğini söyledi. Ayrıca cinayetten sonraki gün, Blaine'i Dana'nın evine yakın bir yerde gördüğünü iddia etti, hatta kolları çiziklerle kaplıydı. Blaine'i araştıran dedektifler, onun uzun bir sabıka kaydına sahip olduğunu keşfettiler ve okları ona çevirdiler. Ancak bir problem vardı, Blaine çoktan eyaletten ayrılmıştı ve şu anda ülkenin diğer ucundaydı. Blaine röportaj için gelmeyi reddetti, bu yüzden yetkililer onun iade edilmesini talep etti, soruşturmaya park fareleriyle devam ettiler. Hapiste olan grubun iki üyesi, dedektiflerle konuşmayı kabul etti, iddialarına göre Dana'yı Blaine öldürmemişti, bunu herkesin bildiğini söyledi. Asıl sorumlu kişi Emily Lyonborg'du, aynı zamanda Amanda'nın en iyi arkadaşıydı. Sözde park farelerinin bir parçası olan Emily, başını belaya sokma konusunda özel bir üne sahipti ve uyuşturucu bağımlısıydı. Grubun diğer üyeleri dedektiflere, Emily'den korktuklarını, çok fazla uyuşturucu aldığını ve pervasızca davrandığını söyledi. Diğer kızlardan çok güçlü olduğu için, grup ona mutant takma adını vermişti, erkeklerle ciddi kavgalara girebiliyordu. En sevdiği hareketlerden biri, bir kolunu karşıdakinin arkasına koymayı ve onu belinden çevirmeyi de içeren bir boğulma manevrasıydı. Bu durum yetkililerin dikkatini çekti, çünkü Dana'nın ölüm şekline ürkütücü bir şekilde benziyordu ve Emily'yi sorgulamak için getirdiler. İşbirliği yapmaktan uzak olan ve kibirli hareketlerde bulunan Emily, kendisi hakkında ifade veren herkese ateş püskürttü ve onların yalancı olduğunu iddia etti. Dedektifler görüşmeye devam etmeye çalışsalar da bir yere varamayacaklarını fark ettiler, çünkü Emily konuyla ilgili sorulardan kaçıyordu. Emily'nin evi için bir arama emri çıkarıldı ve aramalar iki inanılmaz keşifle sonuçlandı. İlki Dana'nın evinden alınan siyah bir bluzdu. Rahatsız edici bir şekilde Emily, Dana'nın cenazesinde aynı bluzu giymişti. Bir sonraki önemli keşif ise bir günlüktü. Günlükte özellikle dikkat çekici olan, ölmeden önce yapmak istediğim 10 şey başlıklı bir listeydi ve bu listede birini öldür ifadesi 9. sıradaydı. Bir başka sayfa ise, en yakın arkadaşı Amanda için rahatsız edici bir söylenti içeriyordu ve tıpkı teyzesi gibi boğacağımı yazıyordu. Dedektiflerin ulaştığı bu deliller, itiraf niteliğinde değerlendirildi ve Emily Lyonborg'u birinci derece cinayetle suçladılar. Yetkililer doğru şüpheliyi bulduklarından eminlerdi, ancak cevaplanmamış bir soru vardı, Emily Dana'yı neden öldürmüştü? Cevapsız bu soruyla birlikte dedektifler, son bir kez Amanda ile konuşmaya gittiler, ona başından beri yalan söylediğini ve komplo suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu söylediler. Eğer dedektiflerle işbirliği yapmazsa, bu gerçeği söylemek için son şansı olacaktı, bunun üzerine Amanda anlatmaya başladı. Cinayet gecesi Emily ile birlikte, uyuşturucu bağımlısı olarak teyzesinin evine geldiklerini, arka kapıyı çaldıklarını ve her zamanki gibi Dana'nın onları içeri aldığını söyledi. Para istemek için gelmişlerdi, ancak Emily birdenbire kaba olmaya başladı ve Amanda'nın daha önce duymadığı şeyler söyledi, Dana ise onlara gitmelerini söyledi. Bir noktada Emily büyük bir öfkeye kapıldı, Dana'yı yakalayıp boğulma manevrasını uyguladı, ardından bir kumaş parçasıyla onu boğdu. Amanda ve Emily, evde bulabildikleri kadar parayı aldılar ve kapıyı kapatmayı unutarak kaçtılar. Amanda'nın bu tüyler ürpertici itirafı ve Emily'nin günlüğündeki diğer bilgilere dayanarak, dedektifler eksik parçaları nihayet tamamlamıştı. Dokunulmazlık karşılığında Amanda, Emily aleyhine ifade vermeyi kabul etti. Bu durum Dana'nın ailesi için daha da üzücü oldu. Davayı mahkemeye götüren savcılar, gelecek sonuçlardan çekiniyordu, sebebi ise Emily'nin yaşıydı, mahkumiyet almak zor olacaktı. Sonuç olarak Emily Lyonborg, kendisine sunulan savunma anlaşmasını kabul etti ve sadece 6,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dana'nın çocuklarından ayırmadığı, çok sevdiği yeğeni Amanda ise, hiçbir zaman cinayetle suçlanmadı. Sizler videoyu beğenip abone ol butonuna nazikçe dokunurken, biz de ikinci vakamıza hızlı bir geçiş yapalım.
Ashley Benson, 18 Nisan 1990 tarihinde Gresham, Oregon'da dünyaya geldi. Ashley 13 yaşına kadar Montana'da annesiyle birlikte yaşadı, daha sonra rotayı Portland, Oregon'a çevirdi. Orada babası Michael ile üvey annesi Yodi vardı ve birlikte yaşamaya başladılar. Bu Ashley için güzel bir değişiklik oldu. Reynolds Lisesi'ne gitmeye başlayan Ashley, kısa sürede geniş bir arkadaş çevresi oluşturdu, iyimser tavrıyla tanınıyor, iyi ve cömert bir insan olarak biliniyordu. 17 yaşına geldiğinde ise, bir erkek çocuğu dünyaya getirdi, bu doğum hayatını sonsuza dek değiştirecekti. Bebeğinin babası olan Marlin, Ashley'nin liseden 2 yıllık erkek arkadaşıydı ve bebeği birlikte büyütmeye karar verdiler. Ashley ve Marlin, 2008'de liseyi bitirmeyi başardılar ve evliliklerine resmiyet kazandırdılar, ancak işler iyiye gitmiyordu. Üniversiteye gitmek istiyordu, ancak maddi olarak buna elverişli değillerdi ve hayallerini bir kenara bırakmak zorunda kaldı. Marlin ile bu durumu atlatmaya çalışsalar da, aralarındaki gerilim artmaya başladı ve kavgaları giderek daha da kötüleşti, sonunda ayrılmaya karar verdiler. Genç anne Ashley, çocuğunun birincil velayetini aldı ve sonraki birkaç yıl boyunca kendi ayakları üzerinde durmaya çalıştı. Ancak bir süre sonra Ashley, hayatımda bir şeylerin eksik olduğunu hissetmeye başladı, sonuçta hala gençti ve aşkı aramaktan vazgeçmeyecekti. Yeniden flört sahnesine çıktı ve sonunda Marcus adında bir adamla tanıştı, kısa süre sonra Vancouver'daki dairesine taşındı. Ancak birlikte yaşamaya başladıktan sonra, aile üyeleri Ashley'de değişiklikler fark etti. Marcus Ashley'e baskı yapıp kontrolcü davranıyordu. Ashley'nin babası Michael ve üvey annesi Yodi, bu konuda endişelerini dile getirdi. Ancak kızları yetişkin olduğu için yapabilecekleri çok az şey vardı. Eylül 2013'te Ashley babası Michael'ı aradı ve Marcus'un ona saldırdığını, hatta banyoya kilitlediğini çığlık atarak anlattı. Marcus'la telefonda konuşan Michael, Ashley'i bırakmasını söyledi, aksi takdirde polisle temasa geçecekti. Görüşme biter bitmez yola çıktı, bu arada Ashley bir şekilde daireden kaçmayı başarmıştı ve babası gelince geri döndü. Yüzünde morluklar vardı ve dudakları feci şekilde patlamıştı, bunun üzerine ailesi kızlarını kendi evlerine götürdü. Kısa süreliğine evi terk edip geri dönen Ashley, ilişkiyi bitirmeye kendini hazır hissetmedi, ailesi ise onun yanında olacaklarına dair söz verdi. 2014 yılının Noel'ini Ashley, anne babası ve çocuğuyla birlikte geçirdi, olan dışı hiçbir şey yaşanmadı. O gece bazı arkadaşlarıyla planları olduğunu ve gitmesi gerektiğini belirtti, ancak kiminle olacağını belirtmedi. Ertesi sabaha ailesi, Marcus'tan gelen telefonla başladılar, Ashley ile temasa geçmeye çalıştığını, ancak başarılı olamadığını söylüyordu. Ailesi ise durumun sıra dışı olmadığını, Ashley'nin telefonunu kapatma alışkanlığı olduğunu söyledi ve Marcus'tan sakin olmasını istediler. Ashley'den haber alamadan saatler geçiyor, Marcus ve ailesinin endişesi tavan yapıyordu, o sırada polislere bir çağrı geldi. Kasabanın birkaç kilometre ötesinde bulunan Doubletree Oteli'nin bir çalışanı, korkunç bir keşif yaptığını bildirdi. Binanın 8. katındaki merdivenlerin birinde, kapının arkasında genç bir kadının yerde yattığını keşfetti, beton zeminde hareketsiz duruyordu. Kıyafetlerine ek olarak, çantasıyla cep telefonu yoktu ve herhangi bir kimlik bilgisi de bulunamadı. Boynunda izler keşfedildi, bu izlerin bir tür bağlamayla veya elle boğulma sonucu oluştuğu belirlendi. Tüm bu ayrıntılar bir cinayete işaretti, dedektifler soruşturmaya otel personeliyle konuşarak başladılar. Otelde kimse kurbanı fark etmemişti, giriş ya da çıkış yaparken gördüğünü hatırlamıyordu ve yetkililer otelin odalarını incelemeye başladı. O sırada otelin bir resepsiyon çalışanı, polise önemli bilgiler vereceğini söyledi. O sabah bilinmeyen bir kadın defalarca aramış, arkadaşı hakkında sorular sormuştu. Rezervasyon kayıtlarına bakıldı ve odanın Chris Yoon adında bir adam tarafından rezerve edildiğini öğrendiler. Chris Yoon'un aslında 26 Aralık için rezervasyon yaptırdığını, ancak önceki gece yukarı çıkıp erken giriş yapmayı sorduğunu ve ücretini nakit ödediğini öğrendiler. Aynı zamanda odanın arama kayıtlarını incelediler, odadan defalarca aranan numaralardan biri, ilan sitesi backpage.com'daki bir ilanla bağlantılıydı.
Söz konusu ilan, kendisini Kurnaz Veronica olarak adlandıran bir kadının sunduğu eskort hizmetini detaylandırıyordu. Kısa bir süre sonra yetkililer, oteldeki bir buz makinesi otomatının arkasında bir kadın çantası ve fotoğraflı kimlik belgesi buldu. Bu kimlik Ashley Benson'a aitti. Ölüm haberi Ashley'nin ailesini derinden etkiledi. Ayrıca görünüşe göre kızları bir çifte hayat sürdürüyordu. Cinayet gecesi kızlarının otele ne için gittiğine dair fikirleri yoktu. Bu yüzden polisleri Marcus ve Marlene'e yönlendirdiler. Marcus'un geçmişte Ashley'e yaptıkları, Benson ailesinin ondan şüphelenmesine neden oluyordu. Marlene'in durumu ise belirsizdi. Marlene ve Marcus'u soruşturmadan önce, dedektifler Chris Yu'nun adresine doğru yola çıktı ve yaşananlar hakkında onu sorguladı. Sorgusunda Chris, bir cinayete karıştığını inkar etti ve Ashley Benson'ı tanımadığını söyledi. 26 Aralık günü, DoubleTree Oteli'nin yakınında bile bulunmadığını ve Noel gününü ailesiyle Washington'da geçirdiğini söyledi. Hatta nişanlısının da kendisiyle orada olduğunu belirtti, o geceyi belgeleyen fotoğrafları gösterdi, polis mazeretini kontrol etti ve sürpriz bir şekilde doğruluğunu kanıtladı. Rezervasyonu ise iptal etmeyi unuttuğunu, başka birinin nasıl otele girdiğini bilmediğini söyledi. Soruşturma ekibi son çare olarak, Chris'e aynı isim soyisme sahip başka birini tanıyıp tanımadığını sordu. Chris başlangıçta hayır dedi, ancak daha sonra bir şeyler hatırladı. Bu kişi Tiebam Chris Yu'ndu, ancak o da Chris adını kullanıyordu. İki Chris Yu'nun soyadı farklı yazılıyor, birinde çift O harfi vardı. İkisi de Bellevue, Washington'da aynı apartman kompleksinde yaşıyordu. Polis Chris'in anlattıklarını şaşkınlıkla dinledi. Dikkatlerini ikinci Chris Yu'na çevirdiler ve cinayet gecesi otelde olanın Tiebam Chris Yu'nun olduğunu keşfettiler. Otele girişte yanlış kişisel bilgiler vermiş, ayrıca rezervasyonunu çift kişilik oda olarak değiştirmişti, bir noktada otel personeli sürücü belgesini istedi. Personel sürücü belgesinde soyadın farklı yazıldığını, bu şekilde işlem yapamayacağını söyledi, Chris ise yazım hatası olduğunu belirtti. Bu sırada dedektifler, Ashley'nin cep telefonu için arama izni almış ve bir baz istasyonuna sinyal gönderdiğini fark etmişlerdi. Titizlikle bölgeyi tarayarak, sonunda cep telefonunu otelden yaklaşık 1,5 blok uzakta, bir çöp kutusunun içinde buldular. Telefonda Ashley ve Chris arasında çağrılar, kısa mesajlar ve e-postalar tespit edildi. Ashley'nin Backpage ilanı ile ilgili mesajlar da vardı. İkili arasındaki mesajlar, Chris'in birkaç aydır Ashley'nin düzenli bir müşterisi olduğunu ve toplamda 2 düzineden fazla mesaj gönderdiğini ortaya çıkardı. Zamanla Chris Ashley'e takıntılı hale geldi ve ondan eskortluk hayatını geride bırakmasını istedi, ona güzel bir hayat vaat etti. Ashley her görüşünde ona binlerce dolar veriyor, onu pahalı akşam yemeklerine götürüyor ve hediyeler alıyordu, tek şartı hayatında başka erkek istemiyordu. Bir noktada Ashley, artık eskortluğu bırakmayı kabul etti, ancak Chris onun yeni ilanlarını ortaya çıkardı. Tüm bu bilgilere dayanarak müfettişler, sadece Ashley'nin cinayetinden sorumlu kişiyi değil, aynı zamanda nedenini de ortaya çıkardığından emindi. Chris'in Washington'daki dairesini ziyaret ettiler, ancak bulamadılar, öyle ki burası da bir aylığına kiralanmış bir daireydi. Birkaç gün sonra yetkililer, Chris'in cep telefonu için izin aldılar ve sinyaller polisleri bir başka otele götürüyordu. İkinci otele gelen polisler, Chris'in burada kaldığını doğrulattı, ancak buradan da ayrılmıştı. Arama kayıtlarını kontrol ettiklerinde, başka numaraları aradığını öğrendiler, hızlı hareket etmeleri gerekiyordu, yoksa her an ikinci bir cinayet olabilirdi. Ashley'nin cinayetinden yaklaşık 2 hafta sonra, Chris Yu'nun bir başka otelden kaçmaya çalışırken yakalandı. Sorgusunda Ashley'i öldürdüğünü inkar etti, ancak Ashley ile birkaç aydır görüştüğünü ve Ashley'nin kız arkadaşı olmasını istediğini itiraf etti. Takıntılı olmadığını iddia etti ve suça çok da uzak olmayan birisinin karıştığını iddia etti, bu kişi Ashley'nin kocası Marcus'tu. Bu ilişkide ipleri elinde tutanın Marcus olduğuna inandığını, eskortluktan kazandığı parayı birlikte yediklerini söyledi. Sorguya alınan Marcus, Ashley'nin eskortluk işinden bilgisi olmadığını söyledi, ancak daha sonra hikayesini değiştirmeye başladı. Sadece Chris Yu'nu tanımakla kalmıyordu, aynı zamanda cinayet gecesi Ashley'i otele bırakanın kendisi olduğunu itiraf etti. Ancak Marcus'un cinayete karıştığına dair hiçbir kanıt yoktu, Chris için ise durum öyle değildi.
başlangıçta masum olduğunu iddia etti ve kendisine yöneltilen suçlamalarla mücadele edeceğini söyledi, sonunda ise fikrini değiştirdi. 2017'de savcılar tarafından Chris'e bir savunma anlaşması sunuldu ve birinci dereceden kasıtsız adam öldürme suçunu kabul etti. İfadesine göre olay gecesi, eşliyle ödeme konusunda bir tartışma yaşadılar ve sonu cinayetle bitti. Chris Yoon, eşli Benson cinayetinden suçlu bulundu ve toplamda 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.